Aylanur Hanım, bakın. Aslı'yı bir daha üzerseniz bu kızınızın son görüşünüz olur. Ben de şövalyelerin nesli tükendi sanıyordum. Kızım gerçekten çok şanslı. İyi ki varsın. Gerçekten inanamıyorum. Ha, gerçekten inanamıyorum. Ya beni bunlar için mi terk etti? Bunlar yüzünden mi? Bunlar yüzünden mi? İnanamıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum. Seni anlayamıyorum. Ve bütün bunlar benim çok ağrıma gidiyor. Çok ağrına gittiği için mi öyle kapı arkalarından benim nikahımı izledin? Peki. Mehmet'in mektuptan haberi var mı? Yok. Aa, neden? Siz daha yeni evlisiniz hayatım. Olur mu öyle daha ilk günden böyle şeyleri saklamak? Nasıl söyleyeceğim ki ben böyle bir şeyi? Hayır, ne var ki bunda? Alt tarafı senin annenle onun babasının bir geçmişi var, o kadar. Hayır, sonradan öğrenmesi daha korkunç olmaz mı? Hani korkunç olan sensin. Hayır canım, sensin. Senin bu yaptığın. Kendini bir cehennem çukurunun içine atmışsın. Tamam, ben şunu merak ediyorum. Eğer bunların hepsini Mehmet bilseydi seninle yine evlenir miydi? Anne tamam, yeter. Bak lütfen. Doğru söylüyorsun. Evet. Ne de olsa biz artık kocaman, büyük bir aile olduk. Sık sık görüşeceğiz. Hayırlısı. Kız abla inanmazsın, süt dökmüş kedi gibi geldi, özür diledi ya. Allah helal olsun Ziya Bey. Demek ki kibarca dövmüş kadını. Ya bu ablan gibi eve gelip saldıran kadın gitmiş yerine mini minnacık yavru bir kedi gelmiş sanki. Kız bana bak, pasif agresif olmasın bu da? Sinsi sinsi sonradan ha? Olabilir. Kavun değil ki bu pasif agresif milleti koklayarak anlayalım. Sinsiler sonuçta. Kız onları yeme öyle, çiğ çiğ karnını arayacak. Alışkınım ben. Mehmet sakin ol. Nasıl sakin olayım baba? Neler olup bitiyor şu an yukarıda bilmiyoruz. Aslı üzüyor mu acaba? Mehmet, üzecek olsa buraya gelip özür dilemez de. Alanur Hanım Aslı'nın annesi. Buraya gelerek bize bir adım atmış oldu. Bize bir adım geleni biz üç adım gideriz. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne demek istediğinizi anlamıyorum Alanur Hanım. Ay çok cahilsin, çok üzülüyorum sana. Anlasan şaşardım zaten. Ben senin kadar emin olamıyorum baba. Niye? Benim bilmediğim başka bir şey mi biliyorsun? Yok. Ama? Aması yok. Bütün bu yaşananların üstüne biz sünger çekeceğiz. Unutacağız. Ne demiş Mevlana? Dün dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni sözler söylemek lazım. Şimdi sen bu mektup olayı yüzünden evi terk ettin ya. Peki Mehmet bu mektubu öğrense, seni terk etse çok acı olmaz mı? Hani sen inanılmazsın gerçekten ya. Hayır, sadece seni terk etse iyi. Babasından da ömrü boyunca nefret edecek bunu daha önce söylemediği için. Düşünsene. Koskoca Ziya Karlı gelininin annesiyle. Bomba! Anne, bu kötülüğü bana yapmayacaksın herhalde değil mi? Neden yapmayacakmışım? Ben biraz önce o insanlardan özür diledim, özür. Ben bunu nasıl unutacağım? Anne lütfen söylemeyeceksin. Hayır efendim, söyleyeceğim. Yapacağım. Kim engel olabilir bana? Ben senin yerinde olsam bundan sonra annemle konuşurken 40 defa düşünüp tartıp öyle konuşurdum. Böyle diklenmezdim senin gibi.
Yoksa neme lazım? Allah korusun değil mi? Anne. Akşama görüşürüz. Anne lütfen. Lütfen. Özür dileyecekmişim. Daha dur, yeni başlıyoruz. İyi misin? İyiyim. Burası bana çok iyi geliyor. Tahmin ettiğim gibi değil mi? O gece alkolün etkisiyle öyle söyledim falan dedi. Yani evet. Başka bir şey söyledin peki? Sende bir gerginlik var. Aynı şeyler. Sen işe gitmeyecek misin hem? Yani geç kalmadın mı? Kaldım, çok geç kaldım. Ama seni bırakıp gidemiyorum ki. Olsun. Git ama orada beni yine özle. Aksi mümkün mü? Ablamı bırakabilir misin beni? Biliyordum altından bir pislik çıkacağını. Alacak o mektubu ortaya dökecek, hepimizi rezil edecek. Ya Seyran'ın bunu öğrense ben insanların yüzüne nasıl bakacağım? Peki ya Mehmet? Kim bilir nasıl tepki verecek çocuk? Ya düşünsene onun babasıyla bizim annemiz arasında geçmişte bir olay var. Sorup duruyor zaten. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Senin canın mı sıkkın, annenin aranda bir problem mi var? Yalan söylüyorum. Ya ben iki günlük evliyim adama yalan söylüyorum. Kıyamet kopacak. Acaba sen mi söylesen Mehmet Aslı? Ya böyle eskiden olmuş, geçmiş, gitmiş, bitmiş bir olay falan diye olmaz mı? Yok, bu aileyi dağıtacak bir şey. Ben nasıl söyleyeyim? Ya Seyran'ın demeyecek mi? Sen bu kadının kızını mı getirdin bize gelin diye? Ya eski sevgilini bize düğün mü yaptın diyecek. Sonra biz artık eskisi gibi normal olamayız ki. Mehmet, Mehmet de babasına hesap soracak. O zaman ne olacak? İyi de yani ailesini anlatmak Ziya Bey'e düşerdi. O da bunca zaman saklamasaymış. İyi de adam ne yapsın ki? Ben öyle birden çıktım, kaçtım, geldim Mehmet'e. O da annemi görünce şok oldu. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum ama akşam böyle kurbanlık koyun gibi boynumuzu bıçağa dayayacağız, bekleyeceğiz. Ha gitmeyelim desem Mehmet kullanacak. Ha gitsek oradaki rezilliği tahmin edemiyorum. Yani böyle arada kaldım, ne yapacağım ben bilmiyorum. Ya belki blöf yapıyordur annem, olamaz mı? Ha? Ne bileyim yani, bu kadarını da yapmaz artık herhalde ya.